Düzce'de geçtiğimiz hafta olan 5,9'luk depremin ardından birçok doğa olayı gerçekleşti. Onlardan biri Zonguldak, Bülent Ecevit Üniversitesi'nce fark edildi. Araştırma görevlileri depremin Gölyaka ile Düzce'yi 20 santimetre uzaklaştırdığını belirtti. Toplamda 19 ila 20 santimetre Düzce'nin doğusuyla batısı birbirine göre bir tarafı kuzeye giderken diğer tarafı güneye doğru hareket etmiş. 5,9'luk sarsıntı fayların hareketiyle yeryüzünde kaymaya neden oldu. Kentin iki noktası arasındaki kaymayı uzmanlar böyle anlattı. Görüntüye baktığınız takdirde Düzce merkezin bulunduğu doğu tarafında yaklaşık 4 ila 5 santimetre kadar, fayın batı tarafında, Düzce'nin diğer tarafında, batı tarafında 15 ila 16 santimetre boyutunda bir hareket olduğu ortaya çıkıyor yatayda. Düzce'de 23 Kasım'da 5,9'luk depremin ardından Marmara bölgesinde uzmanların incelemeleri devam ediyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde yapılan araştırmada Kuzey Anadolu fayı mercek altına alındı. Fayda kayma olduğu tespit edildi. Geomatik mühendisi Profesör Doktor Şenol Hakan Kutoğlu bu kaymanın da endişeye neden olmaması gerektiğini söyledi. Birikmiş bir stres var. Sadece kuzeydeki kollarda değil, güneydeki kollarda da ileriki vadede buralarda deprem olmayacağı anlamına gelmiyor ama korkutucu açıklamalar oluyor. İşte terk edin, gidin vesaire diye. Önemli olan yapı ve zemin ilişkisinin kurulmuş, mühendislik hizmeti almış binalarda yaşayabilmek. Dolayısıyla her gün bu korkuyla yaşanmaz.